yine birler çalışkan yediler. Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. Evet sevgili 7. sınıflar. Bugün sizlerle beraber bana çok sordunuz hocam. 7. sınıflar için rehberlik yok mu? Motivasyon yok mu diye. İşte bu videoda tam olarak bunu anlatacağız. 7. sınıfı nasıl geçirmelisiniz? Tam 7 altın kuralım var. Eğer bu kurallara uyarsanız, yapabilirseniz bu sene gerçekleştirebilirseniz önümüzdeki sene düzlük. Tamam mı? İşiniz çok kolaylaşacak. Dolayısıyla bu seneden mutlaka yapmamız gereken bazı maddelerimiz var. Bunları şimdiden oturtabilirsek önümüzdeki sene gerçekten çok ciddi anlamda işiniz kolaylaşacak ve tabii ki de 7. sınıf için şunu hemen söyleyebiliriz. 7. sınıf artık LGS'nin başladığı senedir aslında. Kendinizi bu yüzden ufaktan bir sınav öğrencisi moduna da alabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Hemen hiç bekletmeden geçeceğim. Ama sen eğer hala değilsen, 7. sınıf videolarımız sezon boyunca devam edecek ki yazında LGS kamplarımız olacak. Bunları kaçırmamak adına kanala abone olmayı unutma. Videoyu da beğenerek bizlere destek olabilirsin. Dedim ve hemen başlıyorum. Şimdi birinci maddede e, sürekli duyduğunuz duymaya da devam edeceğiniz çünkü çok aşırı önemli olan bir maddeyi aradan çıkaralım. Kitap okuyacağız sevgili gençler. Bu sene hiç yoksa bile her gün 10-15 sayfa kendine bir görev veriyorsun ve mutlaka o 15 sayfa bitirmeden uyku uymuyoruz tamam mı? Bakın her maddede size sebebini de söyleyeceğim. Niye kitap okumanızı istiyorum? Çünkü artık Milli Eğitim diyor ki matematik dersi dahil önce diyor ben öğrencinin okuduğunu anlama yeteneğine bakacağım. Bu yüzden de okuduğunu anlama yeteneği nereden gelişir? En kuvvetli yeri kitap okumaktır. Hatta hemen şimdi yorumlara herkes şu an okuduğu ya da en son okuduğu kitabın adını yazarını yazsın. Belki diğer arkadaşlar da oradan alır, örnek alır, onlara da bir ışık tutmuş olursunuz. Geldim ikinci maddeye. Yazılılar bizim bu sene en çok üstüne düşeceğimiz nokta çünkü LGS'de biliyorsun 1 milyondan fazla öğrenci giriyor. E haliyle puan eşitliği olabiliyor. O zaman Milli Eğitim nereye bakıyor? yazılı notlarınıza yani okul başarı puanlarınıza bakıyor. Dolayısıyla şimdiden hedefimize yazılıları da koymamız gerekiyor. Yazılı puanlarımızı olabildiğince şöyle bir tavana çıkartalım tamam. Hem LGS için faydası olacak hem de tabii ki de yazılıya çalışmak ders çalışmak demektir. Bu yüzden derslerde de aslında bir nevi gelişmeni sağlayacak yazılı çalışmalarınız. Peki geliyorum 3. maddeye. Şimdi çalışmayı kimse sevmez. Farkındayız. Şimdi sen de diyorsun ki hocam sıkılıyoruz. Çok da çalışmayı seven bir tayfa değiliz biz. O zaman çok güzel sana çalışmayı eğlenceli hale getirebilecek bazı detaylardan bahsedeceğim. Bunların da en önemlisi tabii ki de çalıştığınız kaynaklar değil mi? Yani kitabı açtığında bir ön yargı oluşuyor. Ama bunları mı okuyacağız zevksiz, eğlencesiz vesaire diyebiliyorsunuz ve çalışma isteğin daha birinci saniyede kaybolabiliyor. İşte bunu tersine çevirecek bir kaynak önerisiyle geliyorum sana. O da nedir? Kare Akademi'den poster notlar. Tüm temel dersleriniz için bu poster notlar mevcut. Ben olsun, Türkçe, din kültürü, sosyal, matematik her temel dersin bir poster not mevcut Bunu set halinde alabiliyorsun peki bu ne işine yarayacak birincisi bu arkadaşları şöyle sayfalarını açtığınızda aşırı bir görsele maruz kalacaksın peki bunun amacı ne yani görsel olunca ne oluyor sen hem açtığında sıkıcı sayfalardan kurtulmuş daha böyle eğlenceli okuması zevkli sayfalarla karşılaşıyorsun ama daha da önemlisi öğrendiklerinizi kalıcı hale getirebiliyorsun. Yani böyle sürekli tekrar tekrar onu okumada çalışmada gerek kalmıyor. Öğrenmenin kalıcı olması için biliyorsunuz çok fazla böyle duyunuzu kullanmanız lazım. İşte bu kaynaklarda görseller, tablolar, grafikler vesaire senin o konu aklında kalsın diye her şey yapılmış. Yine de sıkılırsan hani tek başıma çalışmayı sevmiyorum diyorsan da bak her bir sayfada kare kod mevcut. Bu kare kodla bu sayfanın video ders anlatımına da gidebiliyorsun. Bir nevi önünde kaynak karşında öğretmen özel ders formatında aslında konuları ilerletebiliyorsunuz. Şimdi birazdan da bahsedeceğim. Bu seneki konuların aklımıza çok iyi yerleşmesi lazım ki yazın bir daha 7. sınıf çalışmayla uzunca vakit harcamayalım. Şimdiden konu sırasıyla her şey aklımızda kalsın. Onun dışında önemli bir faydası da mesela birbiriyle ufak farklılıkları olan bazı konular olabiliyor. Mesela deyimler, atasözleri, özdeyişler. İşte bunları farklarını ya da benzer özelliklerinde tek bir sayfada zihnine yerleştirebiliyorsun ve kalıcı hale geliyor. Onun dışında matematik için ikinci dönem özellikle üstünüze formüller atacağız. Yani bir sürü formül var. Mesela çokgenleri oldukça fazla formül var. İşte burada görsellerle, grafiklerle bu formülleri aklında tutman daha da kolaylaşacak. Çünkü 7. sınıfı çok önemsiyoruz ve 7. sınıfta öğrendiğin her şeyin dediğim gibi yaz çalışmasına gerek duymamamız adına şimdiden halledilmesi gerekiyor. Bu noktada da işte Kara Akademi poster notlarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğlenceli ve kalıcı bir öğrenme için bu kaynakları kullanabilirsiniz. Ve ilk maddede ne söylemiştik? Kitap okumak çok önemli. Kare Akademi sizler için bu seti alan arkadaşlarımıza bir de kitap gönderiyor. Sizin seviyenize uygun güzel de bir kitap geliyor. Kitap okumu alışkanlığınızı da arttırmak amacıyla böyle alttan size bir mesaj da veriliyor. Haberiniz olsun. Kitabı da gelir gelmez hemen okuyun diyorum. Tamam. Evet dediğimiz gibi Kare Akademi LGS poster notlarını sizler de inceleyebilirsiniz. Çalışma alışkanlığını kazanabilmek için burada İlk adımda bu şekilde böyle görselli, eğlenceli bir kaynakla başlamak çalışma alışkanlığınızı arttıracaktır. Tamam mı? Onun dışında tabii ki de çalışma alışkanlığı kazanmak için bir düzen de kendinize belirlemenizde fayda var. Örneğin ben her gün akşam 5 ile 6 arasında çalışacağım diyebilirsiniz. İşte 7 ile 9 arasında çalışacağım diyebilirsiniz. Bu şekilde de ufak ufak çalışma setiniz olsun. Yani deyin ki ben mesela pazartesi 5 ve 6 arasında kesin ders çalışıyorum. Artık o gün hangi derse çalışma ihtiyacım varsa onu belirlersin ama bir kafamızda çalışma setini kurmamız lazım. Bu şekilde işte çalışma alışkanlığını kazanmamız gerekiyor. Bunun oldukça önemli olduğunu şimdiden söyleyeyim çünkü şimdi kazanamazsan 8. sınıfta geç kalmış olursunuz. Geldim 4. maddeme. Gençler bu sene matematik senesidir. Çünkü bu sene göreceğiniz matematik konuları en temel matematik konularıdır. Zaten başladınız tam sayılar, ondan sonra rasyoneller, cebirsel ifadeler böyle x'ler, y'ler başlayacak ya onlar oldukça önemli. İşte bu konular bizim kilit konularımız ve işlemsel yeteneğimizi buralarda kesinlikle arttırmamız lazım. Yoksa yine 8. sınıfta bunlar bizim karşımıza hep çıkacak. Ve oralarda tökezleriz. Onun dışında ikinci dönem gelecek. Oran orantı, yüzdeler, işte çokkenler, çember daire. Buraları halledemezsek yine 8. sınıfta tökezleyeceğiz. Ayağımız takılacak, sürekli düşüp duracağız. Hep bir geçmişe gitme arzusu doğacak içimizde. Keşke diyeceğiz işte 7. sınıfta şunu halletseydim. Ya işte sana şimdiden fırsat. Hemen şimdi uyan. Melih Hoca sana yılların tecrübesi olarak söylüyor. Şimdiden uyarıyı veriyorum. Git sor. 8. sınıflar şu an hala eksilerle, artılarla işlem yapmakta zorlanan arkadaşlarımız var ve bu onların zamanını çalıyor. Yani uzun uzun düşünüyorlar, uğraşıyorlar ya da gidiyorlar anlamaya çalışıyorlar. 7. sınıf tekrar yapıyorlar. İşte sen bunları yapmaman için şimdiden olayı hallet. 8'de 8. sınıf konularına daha çok düşelim. Ha o 8. sınıf konuları matematik özelinde söylüyorum. 7'den bağımsız değiller. Sen 7'deki o temel diyorum ya bak matematiğin temeli ya. Bırak LGS'yi lisede bile hala bunları göreceksiniz. Üniversite sınavı girişinde bile hala bu konulara ihtiyacın olacak. O yüzden temelini tam olarak 7. sınıfta çok sağlamlaştırman gerekiyor. Bunu da dipnot vereyim. Bunun yanına ders için bir ek daha paragraf kitabı. Bir tane paragraf kitabı mutlaka bitecek. Al sana bu senenin ödevleri. Matematiğe çok iyi çalışıyorsun. Belki de çalışmalarının %50'si tüm dersler için söylüyorum. Yarısını matematik kaplamalı. Diğer yarısını da ihtiyaca göre dağıt. Onun yanında da bir tane paragraf kitabı bitecek. Çünkü Milli Eğitim dediğim gibi takıntılı okuduğunu anlayacak bu çocuk diyor. O yüzden sen de bol kitap okuyarak, bol paragraf sorusu çözerek bu yeteneğini bu seneden şimdiden geliştir. Yani günde de bir saatini, iki saatini de ayırabilirsin. Hafta sonu belki daha fazla eğlenceye vakit ayırırsın ama oralarda da bak düşünün hafta sonu komple evdesin. Cumartesi düşünsene bir saat yeter bana. Bana bir saat ayır sonra istediğini yap tamam mı? Geldim 5. maddeme plan yapmaya artık bu seneden alışmalısın. Yani bir düzenli gitme alışkanlığını ufak ufak kazanmak zorundayız. Haftalık planlamalar en çok önerdiğimiz nokta. Bak buna bir matematik kanalı olarak verdiğim dönemi anlaman için sana sadece bu defteri gösteriyorum. Partikül LGS defteri. Bu nedir biliyor musun? Özünde bir planlama defteridir. Biz planlamaya işte bu kadar önem veriyoruz. Bak ne demişiz? Haftanın hedefi. Yani her hafta bundan böyle bir sürü var tamam mı? Böyle bir sürü. Her hafta buraya geleceksin. Hedefini yazacaksın. Ben bu hafta matematikten 100 soru çözeceğim. Buraya da gün gün yaptıklarını yazacaksın. Bak bu bir haftayı kapsıyor bu iki sayfa. Bu şekilde planlı çalışmaya alışacaksın. Ha bunun sadece o avantajı yok. Mesela yazılı notlarınızı not edebilirsiniz. İşte okul programınızı, kurs programınızı. Onun dışında mesela kitap okuma challenge var. Burada okuduğunuz kitapları mesela yazabilirsiniz. Rehberlikler, motivasyon sayfaları, işte taktikler, LGS taktikleri mesela denemelerinizi nasıl arttırabilirsiniz? Buradan bunları da okuyabilirsiniz. Denemelere giriyorsanız burada deneme analiz sayfamız var doldurabilirsiniz gibi gibi. Yani kısacası planlama bizim için oldukça kıymetli önemli. Şimdiden ufak ufak dediğim gibi başlayabilirsin. Planlama defterin olmasa bile ne yaparsın? Bir A4 kağıda en azından haftalık yapmak istediğin düşündüklerini onları da yazabilirsin. Tamam ama bir kendini toparlama, öz disipline sahip olabilmek adına şimdiden bir şeylere başlamamız gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Geldim 6. maddeye. Şimdi ekran süremiz biliyorum. Ya yani telefonlarda şu hareket çıktı çıkalı böyle Instagram, TikTok falan kayıp kayıp gidiyorsunuz. Dolayısıyla burada birazcık kendimize kontrol noktaları koymamız gerekiyor. Eğer çok bağımlısıysan bu işlerin ya yani birazcık dediğim gibi ya anne baba kontrolüne verebilirsin telefonlarınızı. Yani birazcık süre koymakta çok fayda var. Yani şimdiden çünkü hafif hafif azaltabilirsek seneye daha bir özgürleşeceğiz. Çalışmalarımız, hedeflerimiz doğrultusunda daha rahat odaklanabileceğiz. Çünkü telefonun olduğu odada çalışmak çok zor. Dindon çaldığı anda hemen elimiz telefona gidecek ve tüm konsantrasyonumuz dağılacak. Dolayısıyla şimdiden en azından çalışırken mesela telefonu odadan çıkarmak bile bir şeydir. Tamam mı? En kötü buradan başla. Bu şekilde kendimizi ısındırmamız lazım bu e, ekransızlığa. Bilgisayar oyunu vesaire alışkanlığınız varsa bırakın demiyorum. Telefonu da bak bırakın demedim. Ama kontrollü, dengeli gitmek çok önemli. Denge şaşarsa, o dengeyi kuramazsan onun altından kalkamayız. Tamam, onu da söylemiş olalım. Ve son madde. İkinci dönemde artık ufak ufak... ...deneme çözmeye de başlamamız lazım. Okullarınız yapıyorsa süper. Okulda zaten denemeye giriyor olacaksın. Ama yapmıyorsa da ki son kararlar neticesinde... ...bir yasaklanma durumu var okullarda deneme yapılmasının. E bu durumda da o zaman ne yapıyorsun? Sen eve kendin de alabilirsin deneme. Ayda iki tane bile olsa, ayda üç tane bile olsa... ...kendin evde ufaktan deneme alışkanlığına başlaman lazım. İkinci dönem buna başlayabilirsiniz. İstiyorsan şimdiden de başlayabilirsin. Sarmal denemeler. Hani konu bazında... Mesela sen birinci üniteyi bitirdin tüm derslerden. Sadece birinci üniteyi kapsayan bir deneme mesela çözebilirsin. Ama bu noktada da süreli çözeceğiz. Bir, ikincisi deneme bitince böyle fırlatıp atmayacağız analiz yapacağız. Onun ne kadarını doğru yaptık, yanlışlarımız, boşlarımız neler bunları öğrene öğrene ilerleyeceksiniz. Yoksa denemeyle zaman kaybetmeyin. Tamam mı? O boş bir iş olur. Yani denemenin esas amacı denemenin bitişidir. Denemenin sonunda analizini yapmıyorsan, yanlışını, boşunu öğrenmiyorsan yapma. Çünkü zaten doğru yaptığını 3 deneme sonra da yine doğru yapacaksın. Tamam bu bir vakit kaybı yani. O yüzden yanlış borçlarımızı öğrenebilmek ve o deneme atmosferine de alışabilmek için bunu da tavsiye ediyorum. Yedinci madde olarak ve videoyu kapatıyorum. Bu şekilde 7. sınıflara başka neler anlatalım? Nerelere odaklanalım? Yorumlarda belirtmeyi unutmuyorsunuz. Yani sıradaki videomuz 7. sınıflar için ne olsun? Hangi konulardan bahsedelim? Matematik derslerimiz zaten devam ediyor. Onları kaçırmadan takip edin. Ki matematik temelini söyledik. Oldukça önemli. Çalışmalarımızın büyük kısmı matematik olacak dedik. Ve bu yüzden de matematiğe oldukça fazla önem vereceğiz zaten. Ama onun dışında rehberlik noktasında aklınıza takılan sorular için ne yapıyorsunuz? Yorumlara gidiyorsunuz. Tamam. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda o zaman yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.